Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. İllüzyonist Joey. Tayo bugün çok yoğun çalışıyor. Nedense bu durakta hiç yolcu olmuyor. Ortalıkta pek araç da yok. Burası ıssız bir bölge. Neyse gidelim. İşte geldik. Kutuda çok ilginç eşyalarınız var. Bunlar mı? Bakmak ister misin? Evet. Pekala. Bak bu ilginç bir şey. Tadam. İnanılmaz. İllüzyonistlik yaparak tüm ülkeyi dolaşıyorum. Bunlar gösteri araç gereceğim. Bu harika. Yarın şehirde bir gösterim var. Tadam. Toplar. Toplar nereye gitti? İşte buradalar. Bu müthiş bir numara. Sahnedeki gösterim çok daha güzel. Mutlaka ama mutlaka geleceğim. Gerçekten mi? Gösterim yarın saat 6'da otobüs garajında. Bütün yakın arkadaşlarım o otobüs garajında yaşıyor. Mutlaka geleceğim. Oraya nasıl gidileceğini biliyorsundur. Ben yabancı olduğum için yolları karıştırıyorum da. Çok basit. Yapman gereken tek şey bu duraktan mavi otobüse binmek. Sağ ol. Sahi. Benim adım Joey. Seninki ne? Joey mi? Benim adım da Nuri. Yarın görüşürüz. Tamam. Güle güle Nuri. Hoşça kal. Getirdiğin için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Tayo. Merhaba Tayo. İşin yeni mi bitti? Bayağı geciktin. 17. durağın ilerisindeki caddede trafik fena halde tıkanmıştı. 17. durak mı? Hani şu yolcusuz durak mı? Evet o. O durak eskiden benim güzergahımdaydı. Ama oradan bir kere bile yolcu almadım. Hiç kimse olmazdı. Hala öyle. Ne oldu? 17. duraktan bir sonraki durağa gidebilmek için tüm adayı dolaşmak zorunda kalıyorum. Oysa 17. durağa atlayıp doğruca 18. durağa gitsem daha iyi olacak. Ama ne zaman ne olacağını bilemezsin. Yani o durağa atlayamaz mıyım? Doğru olan da bu zaten. Merhaba çocuklar. Ben de sizi çağırıyorum. Neden acaba? Gözlerimi. Tadam. Görmek için sabırsızlanıyorum. Ne zamanmış? Yarın saat 6'da. İyi yer kapmak için erken gelin. Yarın akşam burası çok kalabalık olacak çocuklar. Tamam. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Rogi. Şu gösteriden dolayı çok heyecanlandığım için uyuyamadım. Ben de öyle. Gösteri için sabırsızlanıyorum. İlk sırada yer bulabilmek için bu akşam erken döneceğim. Ben senden çok daha önce döneceğim. Ve tabii en iyi yeri kapacağım. Sonra görüşürüz. Beni bekle Rogi. Hadi gidelim Gani. Tamam. 6'ya kadar oraya rahat rahat yetişirim. Bu arada biraz ısınayım. Gösteri saatine çok az kaldı. Acele etsem iyi olur. Neler oluyor? Olamaz. Rogi'den daha iyi bir yer kapabilmek için bir an önce gitmem gerekiyor. Tadam. Olamaz. Hayır. Kırmızı ışık yandı. Şimdi gerçekten gecikeceğim. Gördüğüm kadarıyla 17. durakta bekleyen kimse yok. Ne yapsam acaba? Şimdi bütün iyi yerler kapılacak. Ne yapsam acaba? Yürüsene. Doğru söylüyor. Zaten durakta bekleyen kimse yok ki. Şu otobüs nerede kaldı?
Aa, olamaz. Tayo Joey'yi görmedi ve otobüs durağına atladı. Küçük otobüs Tayo. Oh, hadi olunca başlasın artık. Bu kadar erken gelmeme rağmen ön sıra şimdiden kapılmış. Oh. Tayo! Hadi! Hadi başlasın artık. Aa, ne zaman başlayacağım? Ne kadar kalabalık. Ah, hiçbir şey göremiyorum. O durağa atlamamam gerekirdi. Ön sıralar çoktan kapılmış zaten. Şu otobüs ne zaman gelecek buraya? Ne? Sanırım az önce 17. durakta birini gördüm. Hadi ama başlayalım. Saatlerdir burada belki bekliyoruz. Belki hala hazırlık yapıyordur. Bence biraz bekleyelim. Neden bu kadar uzun sürüyor? Ya bir aksilik olmuşsa? Çok geç kaldım. Ben hemen dönerim, burada bekle. Tamam. Merhaba. Merhaba küçük kız. Otobüs mü bekliyorsun? Hayır, annemi bekliyorum. O elindeki şey ne? Ha, bu mu? Bu gösterim için. Gösterin mi? Sana eğlenceli bir şey göstereyim. Bir şey mi oldu acaba? Şimdiye kadar gelmiş olması gerekirdi. Merhaba Hena. Sito. Merhaba Nori. Neden gösteriyi seyretmiyorsunuz? Çünkü illüzyonist hala buraya gelmedi. Joey hala gelmedi mi? Onu tanıyor musun Nori? Evet. Dün onu şehirde ben gezdirdim. Anladım. Bir şey mi oldu acaba? Merak ettim. Evet, ben de. Gidip içeride bekleyelim. Tamam. Joey hala gelmemiş. Belki de durakta gördüğüm oydu. Tayo! Tayo! Nori, gösteri için mi geldin? Evet. Bugün öğleden sonra 17. duraktan birini aldın mı? Hayır. Neden? Dün Joey ile tanıştım ve ona o duraktan geçen mavi otobüse binmesini söyledim. Ne? Ayrıca buraya gelmeden önce Joey'yi o durakta gördüğümden eminim. Olamaz. Ne oldu Tayo? Benim yüzümden oldu. Ne demek istiyorsun? Ben gösteriye gecikmek istemediğim için 17. otobüs durağına atlamıştım. Ne? Nuri hala duraktaydı değil mi? Hemen dönerim çocuklar. Tadam! İşte! Sen harika bir illüzyonistsin. Sen de harika bir seyircisin. Başlama saati çoktan geçti. Sanırım bugünkü gösterim iptal edilecek. Bu çok kötü oldu. Onca seyirci beni bekliyor olmadı. Otobüs! Sayın illüzyonist, özür dilerim. Büyük bir hata yaptım. Nasıl yani? Gösterinize erken gidip yer kapmak istediğim için durakta bekleyen biri olup olmadığına bakmadım ve buraya atlayıverdim. Özür dilerim. Bu durağa atlayacak kadar sabırsızlandın öyle mi? Evet. Benim gösterimi seyretmek için bunu yapmışsın. O yüzden özrünü kabul ediyorum. Ama benim yüzümden gösterinizi kaçırdınız. Mühim değil. Burada harika bir seyirciye gösteri yaptım. Ne? Ama ne yalan söyleyeyim. Beni seyretmek için oraya kadar giden seyirciler için üzüldüm. Üzülmenize gerek yok. Seyirciler hala sizi bekliyor. Sahi mi? Beni otobüs garajına götürebilir misin? Elbette. Zaten bu yüzden geldim. Hoşça kal küçük kız. Güle güle bay illüzyonist. Sonra görüşürüz. Güle güle. Sonra görüşürüz. Çok özür dilerim. Geç kaldım tatlım. Anne. Beklemekten sıkıldın değil mi? Hayır. Bir illüzyonistle tanıştım ve çok eğlenceli şeyler gördüm. Saat kaç oldu? Neden bu kadar bekletiyor bizi? Üstelik hiçbir şey söylemiyorlar. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Birileri bir şey söylesin. İllüzyonisti getirdim. İnebilirsiniz. İllüzyonist nerede? Tayo, şaka kaldıracak durumda değiliz. Neler oluyor? Herkese merhaba. Beni beklediğiniz için teşekkür ederim. Adım Joey. İllüzyonist Joey. Ve şimdi hazır olun. Joey'nin muhteşem gösterisi başlıyor. İşte burada. Tayo.
Ne yaptığını öğrendim. Tayo, ne kadar acelen olursa olsun hiçbir otobüs durağına atlayamazsın. Çok özür dilerim. Bir daha asla böyle bir şey yapmanı istemiyorum. Tamam mı Tayo? Tamam Hena. Söz veriyorum, bir daha olmayacak. Hadi şimdi gösteriyi seyretmeye devam et. Ha? Seyredebilir miyim? Tabii. Ne de olsa Joey buraya senin sayende geldi. Pekala. Hadi git Tayo. Tayo bugün sorumluluklarını asla ihmal etmemesi gerektiğini öğrendi. İllüzyonist Joey'nin gösterisi de kimsenin beklemediği kadar eğlenceli geçti. Hız yapmak tehlikelidir. Tayo izin gününde nehir kıyısında gezi yapıyor. Merhaba Tayo. Merhaba Parlak. Ha? Bugün biraz farklı görünüyorsun. Demek çok belli oluyor. Aslında değişen tek şey son model lastiklerim. Aa, demek o yüzden. Hı? Bak çok güzel değil mi? Şimdi çok daha hızlı gidebiliyorum. Oo, gerçekten çok güzel. Ha? Ha? Aa! Aa! Neredeyse çarpacaktı. Aa, süratli. Ha? Çocuklar, özür dilerim. Sizi korkuttum mu? Neden o kadar hızlı gidiyordun? Ya kaza yapıp yaralansaydın? Merak etme. Ben dünyanın en hızlı arabasıyım. O yüzden her şeyden kaçıp kurtulmayı bilirim. Hadi canım. O kadar hızlı mısın? Evet. Buralarda benden daha hızlı olduğunu iddia eden başka araba bulamazsın. Kendine o kadar güvenme. Ne? Ha? Yeni lastiklerim sayesinde sana toz yutturacağımdan eminim. Sırf yeni lastik taktın diye beni geçebileceğini mi sanıyorsun? Tabii ki seni geçebilirim. O zaman gel yarışalım. Kim daha iyiymiş görelim. Yarış mı? Tamam. Aa çocuklar. Hazır. Başla. Beni asla geçemezsin. Aa olamaz. Bu kadar hızlı gitmek çok tehlikeli. Oo, hiç fena değil. Beni geçebileceğini mi sandın? Olamaz. Buna inanamıyorum. En azı benim demiştim sana. Sessiz bir gün. Yolda da pek trafik yok. Her zamankinin aksine çok sakin. Bu süratli. Her zamanki hali. Parlak da mı? Bu çocuklar akıllarını kaçırmış olmalılar. Yakalayalım şunları o zaman. Tamam. Artık pes edecek misin? Bu iş daha bitmedi. Çocuklar. O hızla giderken büyük bir kazaya neden olabilirdiniz. Bu çok tehlikeliydi. Özür dileriz. Hey çocuklar. Size tehlikeli olduğunu söylemiştim. Bıktım usandım sizden. Bir daha görürsem trafiğe çıkmanızı yasaklarım. Ne? Yasaklar mısın? Bu çok acımasızca. O zaman siz de yavaş gidin. Unutmayın çocuklar. Bu son uyarı. Tamam. Artık gidebiliriz. Güle güle. Peki şimdi kim kazandı? Kim mi? Benim kazandığım açık değil mi? Nasıl yani? Seni yakalamıştım. Geçmek üzereydim. Başından beri hep ben öndeydim. O yüzden sızlanmayı bırak. Yarışı ben başlatsaydım sen biraz zor öne geçerdin. Kendi kendini kandırıyorsun. O zaman bir daha yarışalım. Aa hayır, yine çıldırdım. Bir kere ben senden hızlıyım. En hızlı benim. Beni geçemezsin. Sen Kaan'ın arabasısın. Hayır, ben hızlıyım. En hızlı benim. Merhaba, ne yapıyorsunuz burada? Matt, nasılsın? Neler oluyor? En hızlı aracıyım. En hızlı olan benim. Kimin en hızlı olduğu konusunda tartışıp duruyorlar. Şimdi anladım. Süratli, parlak, böyle tartışıp durmanın hiçbir anlamı yok. Tekerlekli araçlar arasında en hızlı kimdir biliyor musunuz? En hızlı araç mı? Hem de tekerlekli mi? Evet, yüksek hızlı tren. Yüksek hızlı tren mi? Evet. Siz de hızlı olabilirsiniz ama asla yüksek hızlı trenden hızlı olamazsınız. O yüzden lütfen tartışmayın ve evinize dönün. Sen her şeyi bilirsin öyle değil mi Mehmet? Ben artık gideyim. Görüşmek üzere Mehmet. Kendinize iyi bakın.
Umarım artık tartışmaktan vazgeçerler. En hızlı araç yüksek hızlı trense o zaman asıl onunla yarışmamız gerekir. Yüksek hızlı trenle mi? Yüksek hızlı treni geçebilirsek dünyanın en hızlı araçları biz oluruz. Bu harika bir fikir. Ne? Hadi gidip şu yüksek hızlı treni bulalım. Tamam, gidelim. Aa, çocuklar. Burası uygun bir yer. Her neyse, parlak nerede kaldı? Hey! Kusura bakmayın, geciktim. Nerede kaldın? Küçük bir işim vardı da. Artık başlayalım mı? Etrafta hiç araba yok. Yani istediğimiz kadar hızlı gidebiliriz. Ayrıca polis buraya pek sık uğramaz. Ama bu gerçekten tehlikeli. Burası tehlikeli değil. Önceki yarışı kaybetmiş olabilirim ama bu sefer kazanacağım. Pekala, ilk denemeyi ben yapıyorum. Ah, işte geliyor. Küçük otobüs Tayo. Hazır. Başla. Kimin en hızlı olduğunu sana göstereceğim. Çok geride kaldı. Böyle olacağını biliyordum. Daha fazla gidebileceğimi sanmıyorum. Süratli, iyi misin? Tren çok hızlı. Onu geçebilmeme imkan yok. Pekala, şimdi sıra bende. Sen de onu geçemeyeceksin. Bakalım, şimdi göreceğiz. İşte bir tren daha geliyor. Parlağın kazanması mümkün değil. Hazır, başla. Parlak trene yetişiyor. Göreceksin şimdi. Yine trenin gerisinde kaldım. Ben sana demiştim. Böyle olacağını tahmin etmiştim. O yüzden motorumu modifiye ettim. Tam gaz ileri. Hiya. Fırla. Bu imkansız. Nasıl bu kadar hızlı gidebilir? Ne diyorsun? Ben kazandım değil mi? Dünyanın en hızlı aracı benim. Neler oluyor? Hadi gidelim. Motorundan kapkara duman çıkıyor. Durmaya çalış parlak. Duramıyorum. Tekerleklerimi kontrol edemiyorum. İmdat. Kurtarın beni. Olamaz. Parlak. Parlak. İyi misin? Evet, sanırım iyiyim. Peki ama bu neden oldu? İşin doğrusu kaybetmek istemediğim için motorumu modifiye ettirdim. Ne? Ama fazla zorlayınca motorum bozuldu. Çok üzgünüm. Neden böyle tehlikeli bir iş yaptın? Bunu sonra konuşuruz. Şimdi sırası değil. Görmüyor musun? Tren yolunda duruyor. Çabuk çık oradan parlak. Ne oldu bana? Motorumu çalıştıramıyorum. Hareket edemiyorum. Ne? Bu çok kötü. Derhal bir çekici bulmalıyız. Toti'yi arayalım. Ama onun garajdan çıkıp buraya gelmesi çok uzun sürer. Ne yapacağım ben şimdi? Toti'yi getireceğim. Süratli. Yeterince hızlı gidersen bence zamanında dönebiliriz. Süratli, lütfen acele et. Merak etme parla. Bana güvenebilirsin. Toti'yi getirmeliyim. Süratli parlağı kurtarabilmek için son hızda Toti'yi almaya gidiyor. Olamaz. Burada trafik tıkanmış. Geç kalacağız. Bunlar Ruki ve Pet. Onlardan yardım isteyebilirim. Bir dakika. Unutmayın, bu son uyarı. Peki ne yapacağım? Trafik ruhsatıma el koyabilirler. Süratle lütfen acele et. Şu
Şu anda önemli olan parlağın hayatını kurtarmak. Ha? Ne dedin? Siz ikiniz yine mi yarıştınız? Özür dilerim. Ha, Ruki, gitmemiz lazım. Parlak tehlikede. Pekala Pet. Süratli, sen de bizi takip et. Baş üstüne. Lütfen yol verin. Acil bir durum var. İzin verin, izin verin. Tekerleğin sıkışmış, seni itemiyorum. Çok üzgünüm Tayo, yaptıklarım için. Mühim değil Parlak. Ne yapabiliriz bilmiyorum. Seni buradan nasıl çıkartabilirim? Yüksek hızlı tren geldi kızım. Ne yapacağım ben şimdi? Tayo! Tayo ne yapacağım şimdi? Süratli nerede kaldın? Çocuklar! Süratli! Çok kötü şeyler olabilir. Çok üzgünüm. Bir daha asla olmayacak. Ama öyle de olsa... Kural kuraldır. Bundan böyle trafiğe çıkamayacaksın. Peki. Siz iyi misiniz çocuklar? Evet. Kurallara uymadığımız için suçluyuz. Bir daha kesinlikle kimseyle yarışmayacağım. Ben de yarışmayacağım. Bence bu size iyi bir ders oldu. Pekala. Şimdi hepimiz evimize dönelim. Tamam. Bugün çok kötü bir kaza olabilirdi. Dilerim Süratli ve Parlak bu hızla yarışmanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlamışlardır. Didibo'nun ilk güzergahı. Çuf Çuf kasabası her sabah işe giden trenlerle doludur. Eric vardiyaya başladı. Sing Sing şimdi gitti bakalım. Sırada Diesel var. Diesel? Evet, gitmeye hazırım. Çıkabilirsin. Her zamanki gibi dikkatli ol. Olurum Bay Hop. Sıradaki Bum Bum. Bum Bum? Burada değil. Nerede bu? Hop! Aferin Lift. Teşekkür ederim. X, Lift. Dinliyoruz bayağı. Sanırım Bum Bum'a bir şeyler oldu. Yerini belirleyemiyorum. Gidip onu bulur musunuz? Elbette sorun değil. Hazır mısın? Ben doğuştan hazırım. Bir şey bozulursa Bay Fix'i çağırın. Ve yardımcısı Lift Lift. Raylar bozukken. İmdat derken son anında oradayız orada. Son anında oradayız orada. Başlıyoruz. Jimmy. Günaydın. Günaydın Didibo. İşe mi gidiyorsun? Evet. Vardiyam başlıyor. Vay canına. Keşke benim de vardiyam olsa. Eminim yakında çalışırsın. Artık gitsem iyi olacak. Güle güle. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Tamam. İlk güzergahıma ne zaman çıkacağım? Evet. Her şey hazır. Setter. Günaydın. Günaydın Jenny. Yolcu vagonları hazır. Bağlanır bağlanmaz gidebilirsin. Ben yoldan çekileyim. Tamam. Acele etmeden. Çok teşekkür ederim Setter. Rica ederim. İyi günler. Hoşça kal. Bay Hop. Fix. Bum Bum'u buldunuz mu? Evet, o kısmı kolaydı ama... Bir sorun mu var? İyi misin? Bum Bum raydan çıkıp yana yatmış. Olamaz. Çok zarar görmüş mü? Yani pek sanmıyorum Bay Hop. Ama bugün güzergahında çalışamaz. En azından ciddi biçimde yaralanmamış. Fix, en iyisi Bum Bum'u tamirhaneye getirin. Getiririz Bay Hop. Sanırım yerine birini bulmalıyım. Bay Hop. Merhaba Cini. Size de merhaba. Seni gördüğüme çok sevindim. Bum Bum bugün yola çıkamayacak. Sen onun vardiyasını üstlenir misin? Ben mi? Üzgünüm ama bütün gün çalışacağım.
Aa evet, unutmuşum. O halde kimi gö... Aa buldum. Didibo'ya ne dersiniz? Hı? Didibo mu? Ama Didibo'nun hazır olduğundan emin değilim. Bence harika iş çıkaracaktır. Çok sıkılıyorum. Didibo? Bay Hop. Lütfen kontrol merkezine gel. Tamam. Geldim. Demek geldin. Beni görmek mi istediniz? Didibo, bugün bir güzergaha çıkabilir misin? Ben mi? Bir güzergaha mı? Elbette çıkabilirim. Güzel. Sana güveniyorum. Güvenebilirsiniz. Hemen depodan yolcu vagonlarını bağlatıp yola çıkmalısın. Emredersiniz. Merhaba. Ha? Sen yeni trensin değil mi? Evet. Adım Didibo. Benim adım da Setter. Bu depoda tüm yük ve yolcu vagonlarını hazırlarım. Bu harika. Tanıştığımıza sevindim. Bu ilk güzergahımmış. Evet. Tebrik ederim. Yolcu vagonların arkanda. Ha? Teşekkür ederim. Tamam. Tamamen bağlandım. Güzel. O halde yola çık. Emredersiniz. Hatta bol şans Didibo. Teşekkür ederim Setter. Küçük Didibo ilk güzergahına çıktı. Temkinli ol Didibo. Olurum. Teşekkürler Bay Hop. Umarım idare eder. Didibo, Didibo. Didibo yolcularını almak için hızla istasyona gidiyor. Ama anlaşılan birazcık geç kaldı. Tren bugün geç kaldı. İşte geliyor. Nihayet. Neden geç kaldı acaba? Çok özür dilerim. Artık gidiyoruz. Başlıyorum. Acele etmeliyim. Raylar dönüyor. Virajlarda hızlı gitmek tehlikelidir. Bu yüzden Didibo hızını düşürüyor. Kontrol saati. İlk işimde tekrar geç kalamam. Hey bu Eric. Merhaba Eric. Didibo. İlk güzergahında mısın? Evet. Sohbet etmek isterdim ama gitmeliyim. Neden bu kadar hızlı gidiyor? Bu bir köprü. Köprülerde yavaş gitmem gerektiğini biliyorum. Ama başka çarem yok çünkü acelem var. Gidelim. Başardım. Ve geç kalmadım. İstasyona geldik millet. Başım dönüyor. Berbat bir yolculuktu. Didibo, yolcuların memnun olmadığını göremeyecek kadar mutlu. İlk güzergahım başarılı oldu. Artık eve dönme vakti. Bay Hop! Güzergahımdan döndüm. Tekrar karşılaştık. Günü nasıl geçti? İstasyona tam vaktinde ulaştım. Ama Didibo. Evet. Bir köprüde hızlı gitmemen gerektiğini unuttun mu? Hayır.
Hayır. Ama yolcuların geç kalmamasını sağlamak istediğim için biraz daha hızlı geçtim. Şimdi söyle bakalım. Bugün neden sana bir güzergah verdiğimi biliyor musun dedim. Pek sayılmaz. O halde hikayeyi anlatayım. Sana verdiğim güzergah Bum Bum adında bir trene ait. Aha, dünyanın en iyi treni Bum Bum. Ama bu sabah hatta bir viraja yaklaşırken... Hey, yavaşlayamıyorum. Bu mümkün değil. Yavaşlamadan hızla yola devam et. Ve sonunda raydan çıkmış. Bu yüzden senden yerini almanı istemekten başka çarem yoktu. Daha iyi değerlendirmeliydim. Özür dilerim. Moralini bozma. Hiçbir tren ilk gününde mükemmel değildir. Biliyorum. Ben de geri döndüm. Merhaba Didibo. Merhaba Cini. Nasıl gitti? İlk güzergahı olduğunu hesaba katınca bence iyi iş çıkardı. Vay canına. Tebrikler Didibo. Teşekkür ederim. Didibo, bugün çok çalıştın. Umarım böyle devam edersin. Ne? Yani çalışmaya devam edebilir miyim? Evet. Ama hattına her gün çalışacağına söz vermelisin. Söz veriyorum. Tebrikler Didibo. Hoşçakalın Bayhan. Güle güle. İyice dinlenin. Küçük trenler yolcu vagonlarını bırakmak için depoya gitti. Hey Didibo, bugün heyecanlı değil miydin? Doğrusunu istersen tekerleklerim titriyordu. Ben de heyecanlıydım ama giderek kolaylaşıyor. Doğru söylüyor. Teşekkürler çocuklar. Küçük trenler günü bitirdi ve eve gitme vakti geldi. Hoşçakalın. İyi geceler. Didibo, yarın görüşürüz. Evet, iyi geceler Erik. Bir trenin evi gibisi yok. Didibo bugün ilk güzergahına çıktı. Aferin sana Didibo.